Şimdi peki ne yapıyorsun abi mezarlıkta tam olarak? Abi mezarlıkta mezar kazıyoruz. Cenazeyi gömüyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Az evvel yanımda 1.87 Mr. King seni vardı. Vallahi mezar kazıyoruz. Gömüyoruz. İşte. Tüylerim diken diken olacağım. Derin de konuyu değiştirdim. Ama ya işte Şeref abi için artık o kadar normalleşmiş bir durum ki. Tabii canım. Yani biz dinlerken böyle bir tık bir kanımız donuyor ama... Şey gibi anlatıyor yani işte suyu koyuyoruz sonra makarnaları atıyoruz gibi. Şimdi ama evet normalleşmiş ama yani. Ama aşçının yemek yapmak mesleği. Evet doğru. Doktorun ameliyat etmek aynen mesleği. Aynen öyle o yüzden böyle anlatman çok normal ama. Yani. Peki abi aynı zamanda senin evin de mezarın içinde değil mi? Evet. Bayağı aile dikimler var çoluk çocuk orada ailede mı kalıyor? Ailede iki kızım var 19 yaşında 15 yaşında i̇ki bir oğlum var 24-23 yaşında. Allah eşim var. Allah bağışlasın. Amin cümlemizinkini. Abi bir şey söyleyeceğim. Evi nasıl tarif edin ilk gelene peki? Hani nasıl tarif ediyorsun? Ya genelde bir şey söyleyeceğim. Hani dünyanın en acıklı navigasyon sesi belki abiye giderken. Ahmet abinin mezarından sağa dön. Allah rahmet eylesin. Yok o kadar değil. Peki. Benim... Hayır yok yani oraya gelen insanlar mesela misafirleriniz ya da çünkü orada ürk yani hiç böyle mistik olaylar bir korkmuyor musun? Yani evet bir korkutucu bir durum. Vallahi ben korkmuyorum. Ben dediğim gibi 11 yaşında da mezarlık yapıyordum. Peki aile buna koyuyor. Çocuklarımı orada yetiştiği için onlar da korkmuyor ama eşim ilk zaman bir yıl evi götürmedim oraya. Bir sene evi götürmedim. İlk bir yıl evde değil. Bir yıl ben evi götürmedim. Dedi yenge. Evet eşim 14 yaşındaydı o zaman. Bir sene evi götürmedik oraya girdiğimizde. Dedik hani başka yerde oturduk. Gidip geldik sürekli. Sonra alışınca dedik ya biz niye boşuna kira veriyoruz? Gidelim dedik mezarlıkta oturalım. Gittik oturduk yani. Abi bu ne acayip bir fikir ya. Hiç başına geliyor mu abi böyle korktuğun anlar oluyor mu? Bir şey oluyor mu? Ya korktuğum anlar öyle şey olarak olmadı. Ama bir gün mesela benim evde korku filmi izlemek yasaktır yani. Yani hayvan mezarlığını izledin. Ama önceden korkmuyorduk yani. Benim çocuklar bir film aldı, getirdi. Film izleyelim dedi. Evde sobalı bizim. Şimdi sobayı yaktık. Hanım mısırı da patlattı. Biz dedi kendi filmi koyun kızım izleyelim. O da tesadüf bir mezarlık filmi çıkmasın. Ondan sonra şimdi kızlar böyle filmi izliyoruz falan bir mezarlık çıktı böyle bir acayip bir mezarlık. Mezardan kızın birisi yürüyor işte kaçıyor gidiyor falan. Mezarın birinden böyle bir el çıktı. Kızlar birbirine sarılıyor. Hanım bana sarılıyor. Ben onlara sarılıyorum. Ondan sonra hanım dedi ki o ara işte bir durdurdu filmi. Sobada odun bitmiş. Şimdi odun bitince biz önce çocuklara söylüyoruz. Sobanın odunu bitti. Hani hani evde soğumaya başlayınca dedik hani filmi durdurduk. Dedim oğlum odun getir. Yeme. Oğlan ben de dışarı çıkmam. O zaman mezarlıkta lamba da yok. Şimdi aydınlık yine. Kızlara söyledik. Kızım siz gidin odun getirin. O da getirmedi. Ufak kıza söyledik. O da getirmedi. Hanım zaten getirmedi. Dedim şimdi ben de gidelim. Ben de gidemiyorum. Ben de gidemiyorum. Şimdi erkekliği de şey yapamıyoruz. Ayak altına alamıyoruz. Şimdi dedim ki oğlum ben de korkuyorum aslında da çocuklara belli edemeyim. Dedim oğlum kızım gelin bakayım ne var dedim ya bunda korkacak. Yani 5 kişi odun almaya gittik. O gün bir de mezarlıkta film izlemek yasak.